Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ek gıdaya yeni geçen bebeklerin de kullanabileceği kilo aldıran bir çorba tarifiyle karşınızdayım. Hemen malzemelerimize geçelim. Dilerseniz bir tatlı kaşığı irmik, bir yemek kaşığı çavdar unu, bir tatlı kaşığı pirincimiz var. Küçük boy bir tane de patatesimiz mevcut. Hemen patatesimizi rendelemekle işe koyulalım arkadaşlar. Patatesimi rendemin küçük tarafıyla rendeliyorum. Rendelediğim patateslerin suyunu sıkarak başka bir kaba alacağım arkadaşlar. Rendeleyip suyunu sıktığım patatesin bir kenarda bekleyecek. Öncelikle tencereme bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Üzerine çavdar unumuzu ekleyip 1-2 tur çevireceğiz arkadaşlar. Kontrollü şekilde su ekleyeceğiz. Soğuk su ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben tekerimle yaptığım için aynı anda çırpamadım. Siz topaklanmaması için yavaş yavaş çırparak su ekleyin mutlaka. Tenceredeki karışımımız kıvam almaya başlayınca diğer malzemelerimizi de sırasıyla ekliyoruz. İrmiğimizi, yıkadığımız pirincimizi ve son olarak da suyunu sıktığımız, rendelediğimiz patatesimizi ekliyoruz ve tenceremizi karıştırıyoruz arkadaşlar. Kontrollü olarak pişmesini sağlayacağız. İçindeki patatesin ve içindeki irmik ve pirincin de yumuşayana kadar pişmesini sağlayacağız. Ara ara karıştırarak, suyu da eksildiyse su ekleyerek pişmesini sağlayacağız arkadaşlar. Çorbamız hazır sevgili anneler. Bebeğinizin mama tabağını alarak bebeğinize soğuttuktan sonra yedirebilirsiniz. Eğer kıvamı koyu geldiyse sıcak su ekleyerek de açabilirsiniz. Unutmayalım. Ben bu şekilde mama şeklinde vermek istiyorum kızıma. Bu yüzden açmayı düşünmüyorum. Bu arada bebeğinizin yeme alışkanlığına göre pütürlüğü uygun değilse blenderından da geçirebilirsiniz. Daha pütürsüz hale getirebilirsiniz. Sadece pirinçler var zaten pütürlü olarak. Ama dediğim gibi isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Bu arada 1 yaşın altındaki bebeklere asla tuz kullanmıyoruz. 1 yaşından büyükse bebeğiniz bir miktar tuz da ekleyebilirsiniz. İsteğinize göre de baharat da ekleyebilirsiniz diyerek videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Miniklerimize afiyet olsun.